Herkese yeniden selamlar. Newcastle kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Watford, Arsenal ve Leeds United karşılaşmalarını oynamış. Toplamda 9 puan kazanmıştık. Bu bölümde West Ham, Aston Villa ve Sheffield United karşılaşmalarını sizlerle beraber oynamaya çalışacağız. Tabi karşılaşmaların aralarında bir hafta 10 günlük bir süre var. Bu süreleri olabildiğince hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Son olarak geçen bölümde bahsetmeyi unutmuşuz. Jaden Boglen'in profilini göstermeyi ben unutmuşum. Onu da göstereyim. Jacob Murphy Sheffield United'a karşı takat sistemiyle gönderdik. Karşılığında da Jaden Bogley'i aldık. Haberiniz olsun. Profili de bu şekilde normal bir oyuncu yani kendisi. Bunu da göstereyim ki sonradan problem yaşamayalım. Taktik toplantısı deyip hemen West Ham ile yapacağımız karşılaşmaya da hazırlanıyoruz bir yandan. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir eksikliğimiz yok aslında. Yani takım olarak olmamız gerektiği gibiyiz. Hemen takımı bildir diyorum. Madueke'yi söyleyecektim. Unuttum bu arada. Madueke normalde ilk transfer ettiğimizde geri kiralık gönderilmek üzere transfer etmiştik. 30 gün geçtikten sonra da futbol menajerde böyle bir açık var. Siz de kullanabilirsiniz. Geri çağırdım. Yani artık Madueke bu sezonu bizimle beraber rahat bir şekilde geçirebilecek. Bu bizim için iyi bir haber. Çünkü Palmer'ın veya Koma'nın sakatlıklarında istikrar problemleri yaşadığı durumlarda Kingsley Coman Guardiola Yine sıkışta oyun geriye kadar dönüyoruz. Bellingham çok iyi gördü be abi. 1-0 geçtik. Gayet güzel bir şekilde erkenden golümüzü bulduk. Bravo çocuklar deyip hemen ikinci gol çalışmalarına başlayacağız. Bu bölümde maç sesi olmayacak çünkü maç sesi Hoparlör'de kalmış. Ne yazık ki maç sesini duyamayacaksınız. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ah be Palmer. Güzel vurduk ama Aryola da aynı güzellikle kurtardı. Üst üste köşe vuruşlarına devam ediyoruz. Bizim için tehlikeli bir köşe vuruşu oldu ama Allah'tan Vlahovic topu almayı başardı. Ya ne kadar güzel bir harekette topu alıyorsun. Pas atmak varken yaptığın güzelliği yok etmek niye? Rovella zorladı bu arada çizgiye kadar indi. Destin müdahalesi yetersiz. E Ve tekrar kazanıyoruz. İyi en azından çok güzel mücadele eden bir takım var sahada. Bowen çok iyi kaldırdı bu arada. Orta alanda o sanırım kaçırdı topu tutamadık. Estam'ın biraz daha böyle ağırlığını koymaya başladığını hissedebiliyoruz. Igor'dan e top kaybı geldi. Vlahovic o da kaybetti. Thomas Sucek. Geçen hafta çok iyi gol atmıştı. Abel Ruiz birbiri yakalıyorlar. Bakalım bir offside veya herhangi bir golü iptal edecek bir karar çıkacak mı? Gol iptal edildi offside gerekçesiyle. İyi de oldu. Şimdi bu bölümde oyunculara daha çok çabalayın arkadaşlar diyerek onları biraz daha motive etmeye çalışacağız. Bir yandan da ilk yarıda bitecek. Ee, ilk yarıda konuşarak da bu işi çözebileceğimize inanıyorum ben. Hemen şöyle soyunma odasında da geçelim. Hiç iyi oynamadıklarını belirtip ikinci yarıya çıkış yapacağız. İlk 70 dakikada bitti. Tehlikeli bir noktadayız. Ben o yüzden değişikliklerimi yaptım istiyorum açıkçası hemen şöyle ters kanada modu atıp kalın Wilson'ı da ön tarafa alıyorum Umuyorum bu oyuncular oyuna girdikten sonra skora bir katkı Sunabilirler Delikeli bir pas. Ersin çok güzelsin belki Thomas Suje'ye bir Baskı yapsak aslında iyi olur mu olur sanki ya böyle zayıf ayağını normal bir şekilde meşgul etmeye Çalışalım Diyup Ersin uyuyordu. Tamamıyla ters köşeye geldi top. Allah'tan golü yemedik. Bir tık tempomu da arttıracağım. Uzun bir top. Abel Ruiz'de kalmasın. Aferin. Güzel indirdik topu. Sergino Dest. Bugün çok etkisizdi. Kalın Wilson. Çok güzel bir golü atıyoruz. Ve 2-0'ı yakalıyoruz. Hemen tempomuzu da düşürüyorum ki daha fazla yorgunluk veya sakatla sebebiyet vermeyelim. Gayet de güzel bir şekilde golü bulduk. Yani 2-0 bence iyidir deplasmanda. Novella of of pasa bak test Palmer bomboş her yer Maduke ilk golünü güzel bir şekilde attı. Kendisini de tebrik ediyorum. 3-0 yakaladık. Gayet güvenli bir noktaya eriştik. Maç zaten sona erdi. İstediğimiz sonuçları aldık. 16 puana ulaşmış oluyoruz. Liverpool'la aynı puanımız var şu anda. Çocukları bu sebeple tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir karakter ortaya koyarak her maç tam da bir şampiyonun oynaması gerektiği gibi oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki biz bunlara seviniyoruz yani. Ersin'i dövelim. Bir iki hatası oldu ama karşılaşmada yine de bazı şeyleri es geçmek gerekiyor. Yani bunlar genç oyuncular abi o kadar olacaklar. Şampiyonlar Ligi kura çekimine geldik. Şöyle otomatik eşleştir deyip bakalım neler çıkacak. Kimler karşımıza gelecek bir bakalım. Birinci torbadan katılıyoruz ve A grubunun ilk takımı biz oluyoruz. Diğer gruplara da hep beraber bakacağız ve genel bir yorum yapmaya çalışacağım. Real Madrid, Porto Bayern ve Paris Saint Germain. İlk torbanın takımları belli oldu. Bakalım ikinci seriden Borussia Dortmund'u çekiyoruz. Atletico Madrid B grubuna, Barcelona C grubuna, Liverpool D grubuna düştü. Arsenal, Juventus, EF ve G grubuna da Manchester United gitti. Son olarak Ajax ikinci torbadan katıldı. Üçüncü torbada Benfica'yı çekiyoruz. Benfica bizim için iyi bir rakip. Dortmund da keza öyle. Bu rakiplerden bir tık daha önde görüyorum takımı ama ne olacağı belli olmaz. Yani burası da Şampiyonlar Ligi. Son olarak Valencia'yı çekiyoruz. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak bence kolay bir kuraya düşmedik. Dişimize göre diyebiliriz. Yani bu gruptan kimin lider çıkıp ikinci çıkacağı belli olmayabilir. Dortmund'la aramızda oynanacak mücadelelere biraz bağlı bence. Herhangi bir Türk takımı da göremiyorum. Bu da bizim maçımızdan üzücü bir olay elbette ki. Keşke görebilseydik. Yani görebilmeyi çok isterdim. Grup belli olduktan sonra da küçük bir basın toplantısı da düzenledik. Grubun zor olacağını, maçların zor geçeceğini vesaire anlattık basın mensuplarına da. Bir yandan 23 yaş altına da e, teknik takviyeler yapmaya çalışıyorum. Yani aslında söylemek istediğim geçen bölümde ve ondan önceki bölümde sizlere buydu. Yani böyle hurra diye hemen doldurmak yerine yavaş yavaş kademe kademe uygun gördüğüm bulduğum personelleri takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi kadroya bir bakıyorum abi. Sağ bekimiz var. Hatta iki sağ bek var ama sol bekimiz yok. O da neden? Levis'in sakatlığı var çünkü. Brandt Wade de yok işin içinde. Yani sol beke dikkat edeceğiz. Guardiola çok dikkat edeceğiz. Aston Villa'yı ağırlayacağız evimizde. Benim umudum yine 3 puan üzerine olacak her zamanki gibi. Yani bir puan kaybı yaşamak istemiyorum. İyi bir şekilde götürüyoruz süreci şu anda. Aramıza katılan yeni oyuncular var. bir iki tanesi ilk 11'de yer alıyorlar ve maçları kazanmaya devam ettiğimiz sürece sosyal faaliyetlerimize antrenman programlarında devam ettiğimiz sürece hızlı bir şekilde bu sirkülasyonun zararlarını atlatmaya çalışacağız. ve bu bağlamda da zaten doğru yolda ilerlediğimizi sizler de görüyorsunuz. Yuvarlı yol Öndirekte çok iyi kaldırdı topu Vlahovic de aynı ustalıkla topu ağları göndermeye başardı. 1-0 yakalıyoruz. Bir gol daha atıp arkama yaslanma niyetim var açıkçası. Hemen böyle tempoyu düşüreceğim. Belki takım boyunu da kısarım Aston Villa'nın reaksiyonlarına göre. Sadece geriye maçı izlemek kalıyor ki benim futbol menajerde yapmaktan en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi açıkçası bu. Yani futbolu zaten seviyorsan izlemek elbette ki keyif veriyordur. FM'de de durum benim için farklı değil. Watkins de bu arada tehlikeli geldiler. Uzun bir top dışarıya çıktı. Watkins de geçen hafta galiba o da çok güzel bir gol attı. Önemli bir oyuncu Aston Villa adına. Lovich çok iyi gördük. Palmer değerlendiremedi. Rovella'nın sarı kart görmesi ilginç. Yani regist oynayıp sarı kart görmek biraz beni üzer. Çünkü sert bir topa dal talimatları yok. E bir de sağdan bağımsızsın aslında. Sadece teknik kapasitenle hareket etmen gereken bir rol. Ona rağmen gidip sarı kart görmesi üzüyor beni. Ya önemli değil. Hani sadece kendi düşündüklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Herhangi bir amacım yok. Gidip mesela Bellingham'ın görmesi daha mantıklı veya Willock'un görmesi daha mantıklı. Hop çok güzel gol yedik Leon Bailey. O da geçtiğimiz FM serilerinde çokça tercih edilen bir oyuncuydu. Premier Lig'e e gelmiş olması ayrı bir sevindirdi beni. Demek ki bu seviyelerinde oyuncusu olabiliyormuş kendisi. Alınır uzun bir top geldi Vlahovic. Abi sol köşe ya. Yani çok basit ya. Sol köşeye vuracaksın. İlk yarı sanırım bu şekilde kapanabilir. Bakalım son atak olacak bizim adımıza belki de. blok Rovella geldi aldı topu. Guardiola. Bellingham Harika vurdu. 2-1 yakalıyoruz. Tam bir box to box gibi vurdu topa. 45 artı 2'de ilk yarı daha kapanmadan avantajlı bir şekilde soyunma odasına doğru ilerliyoruz şu anda. Bir bakalım. Yani hiç iyi oynamadıklarını söyleyeceğim. Bir gol daha atıp arkama öyle yaslanmak istiyorum. Keza bunu yapabilecek kapasitemiz var. İstatistiklerden sizler de görebilirsiniz. Zaten maçı domine eden taraf biziz. Sadece bireysel hatalar. Bir takım arkaya gelen paslar ki takım boyumuzun uzunluğunda bunun bence büyük faktör olarak önemi var. Gol yememize biraz sebep olabiliyor. Güzel bir müdahale geldi. Sarı kart. İnci sarı karttan kırmızı ile oyun dışına ihraç edildi oyuncu. Biz de ufak ufak değişikliklerimizi yapalım. kalın Chambers'ı sağ beke alıyorum. Guardiol'un yorgunluğu da düşündürüyor beni. Nasıl yapabiliriz? Chambers'ı buraya atsak. Jaden Bogley'i böyle alsak. Çünkü böyle bir değişikliğe de ihtiyacımız var. Ofansif oyun kurucu olarak da Sin Longstaff'ı atıp. Acaba bu maçı böyle devam ettirebilir miyiz? Bakacağız hep beraber. Büyük bir risk alıyorum bu arada. Yani herkesin kolay kolay alamayacağı bir risk. Çünkü maç 2-1. Mevkisi olmayan oyuncular oynatıyoruz. İnşallah gol de sayılır bu arada. Gol geçerli sayıldı. Büyük bir rahatlama geldi bana da. Aferin beyler diyorum. Tempomuzu düşürdük yine. Sakatlık ve kondisyon problemleri yaşamamak adına. Son olarak süpersiniz diyelim. Maç zaten bitti sayılır. 90 artı 4'ün içerisindeyiz ve son düdük gelsin artık. Evet soyunma odası diyorum. Aynen öyle gösterdikleri performanstan oldukça memnunum. Rehavete kapılmadan bu performansı sürdürmemiz gerekiyor dedik. Oyuncularımıza Vlaovic'i de tebrik ediyoruz. 2 kritik gol birden atarak bizi adeta ipten aldı. Şimdi Sheffield United'le yapacağımız kupa maçı öncesinde 10 güne yakın bir aramız var ve transfer döneminin artık son günlerini yaşayacağız. Müsaadenizle ben bu bölümü direkt olarak atlamak istiyorum. Çünkü herhangi bir transfer çalışması olmayacak. Ne birini göndereceğiz ne birini alacağız. O yüzden hızlı bir şekilde geçelim. Maç günü tekrar görüşelim. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sheffield United karşılaşmasına çıkacağız. Karaboğa kapta. Bakalım galibiyete uzanabilecek miyiz? Hemen iki gün sonra sonra yeni bir maçımız var. VBA ile karşılaşacağız. Premier Lig'de. Fakat 3-4 kişiyle rotasyonu sınırlı tutmak istedim. Çünkü bu kupada da belki de biraz zorlamamız gerekiyor. Yani sonuçta müzemizde bu kupa yok. Bu kupayı da alabiliyorsak bu sene almak isterim açıkçası. Bakalım hedefleri çok yüksek tutuyoruz ama biz ne kadar yüksek tutarsak tutalım. Oyuncular yapabilecekler mi veya bizim menajerlik kabiliyetlerimiz yetebilecek mi onu da hep beraber göreceğiz. İlk pozisyonda da penaltıyı kazandık sanırım. Rovella yine sanık görmüş. Penaltı kararı çıktı. Kalın Wilson penaltıyı kullanacak. Bu maçta kendisiyle ilk 11'de başladık atacağını umut ediyorum. Gayet güzel bir şekilde de attı. 1-0 öndeyiz. Gayet de güzel oldu. Şimdi bu maçı özel şöyle bir şey yapacağız abi. Direkt tempoyu düşük ayarlayacağım. Hatta bir gürütüş daha atmam lazım. Böyle geri gelelim. Evet diyelim. Tekrar talimatlara geliyorum. Kısa pas, dar alan, düşük tempoda oynayacağız. Buralara herhangi bir müdahalem olmayacak ve takım boyumu bir tık kısıyorum. Hatta topa rakipteyken pres şiddetimizi de bir tık daha azaltıyoruz. Yani bir tık geriye çekileceğiz. Tiki taka yapmaya çalışacağız dar alanda. Çok fazla değişiklik yapmadan talimatlarda bakacağız test edeceğiz kendimizi nasıl oynuyoruz? Nerelerde duruyoruz? Doğru yaptığımızda ya da yanlış yaptığımız şeyler var mı? Bunlara bir bakacağız. Bellingham çok iyisin be abicim be 2 sıfırı da yakaladık yani üç aşağı 5 yukarı mesela 10 dakikalık bir performanstan bahsedecek olursam bizim için çok fazla bir şey değişmedi yine bildiğimiz şekilde oynuyoruz. Sadece daha dar alanda, daha kısa paslarla, daha düşük tempoda oynuyoruz. Bunu da niye test ediyorum? Hani çünkü kondisyon problemi var abi ve bizim takımımızda çok fazla sakatlık problemi yaşanıyor. Şu an bile 2-3 tane sakat oyuncumuz var. Acaba hani bunları bu şekilde çözmek mümkün mü diye de test etmek istedim açıkçası. Şu ana kadar da gördüğüm kadarıyla ne istatistik olarak ne de oyun olarak kaybettiğimiz pek fazla bir şey yok gibi. Tabi bunlar bir kıstas değil çünkü karşıdaki rakip Sheffield United yani daha ciddi rakiplere ihtiyacımız var. Daha güçlü kadrolarla yarışmaya ihtiyacımız var. Asıl onlar karşısında neler yapabiliriz ona bakacağız. Onun da sanırım en yakın karşılaştırmasını Şampiyonlar Ligi'nin son 1-2 maçında yapabiliriz. Bu da yine şeye bağlı. Yani gruplarda atıyorum ilk 4 maçta 12 puan toplayıp son 2 maça rahat bir şekilde çıkma imkanımız oluşursa kesinlikle ağır tempoda dar alanda kısa pas yapmaya çalışabilirim. Oyuncularımızı da övdük. ilk yarı muhteşemsiniz dedik. Adam Chambers'ı Nianzo'nun yerine alalım. O da bir tık dinlensin. Jude Bellingham'ı da dinlendireceğiz. Joe Willock'la artık değişmeli bir şekilde oynarlar. Yani rakibin yine bir XG beklentisi yok. Rakibin yine pek fazla pozisyonu yok. Biz yine aynı oranlarda takıldık bu maç özelinde. Güzel gol attılar bu arada. Bir tık daha böyle taktiksel talimatlarda rötuş yaparak sanki bu yediğimiz golleri eksik kaldığımız yönleri telafi edebiliriz gibi geliyor bana. Zamanla oturacak abi. Zamanla rayına bunu da oturtacağız inşallah. Bu maçı da atlattık. Aferin beyler diyoruz. Ben de baya karanlıkta kalmışım bildiğin. Gözükmüyorum resmen kusura bakmayın. Işık artık beni çok rahatsız ediyor karşıdan vuran ışık. O yüzden son videolarda ışık açmamaya çalışıyorum. Şimdi süre dönüyoruz abi. 3 maç yaptık. West Ham 3-0. Aston Villa 3-1. Sheffield United 3-1. 6 puan aldık. Kurbağa kupasında da tur atladık. Umarım buraya kadar keyif aldığınız bir bölüm. Geride kalmıştır. Bir sonraki bölümde VBA, Borussia Dortmund ve Tottenham'la 3 karşılaşmayı sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız efendim diyerek sözü de fazla uzatmıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.